Islatma. Hadi, hadi. Hadi. Gerçekten burada yağmur yağmamış. Uzun zaman sonra Bodrum'a ilk yağmur geldi ama tam geldi yani. Bu kadar deli gibi yağmamalı. Hazırlıksız yakalandım. Gündüz yazdan kalma bir hava. Akşam böyle yağmur üstüne yağmur. Öyle böyle değil yani, deli gibi bir yağmur. Zaten bu vesileyle ilk defa yağmur modunu deniyorum. Motor gitmiyor, gerçekten gitmiyor ya. Yani. Ne kadar kaldırırsam vereyim. Gitmiyor. Hava bayağı kapalı. Bulutlu. Sen ne çabuk geldin lan, nerede attın? Hadi. Anahtarını mı? Hadi. Ama seninki ucuz. Bodrum'un gençleri. Bir Bodrum turu atalım mı bu havada? Bodrum'u bir de yağmurluyken görelim. Bakalım nasıl. Hani gerçekten rain mod. Yani yağmur modu güven verdi. Hızlandırmıyor.
güzel bir değiliz. Çok güzel bir değiliz. İşin tuhaf tarafı ona vites tarafında deli gibi yağmur varken Yalıkavak'ta yağmur yokmuş. Hatta Bodrum merkezde bile çok yağmur yağmamış. Kamerayı açardım.
Polise bırakacağım. Sabahtan bırakmamı söylediler. Otomatik yağlama taktıracağım. Bununla bir videosunu çekmeyi düşünüyorum tabii. Hani başında duramayacağım bu sefer motorun. Çünkü bu aralar bayağı bir yoğun iş yeri. Geri döneceğim. Motoru bıraktıktan sonra. O yüzden sadece takıldıktan sonraki halini ve kullanım deneyimlerimi paylaşabilirim. Haliyle de çok kötü değil tabii de. Yazın çok daha güzel tabii. Islanmaya başladı. Az önce kuruydu. Burada ıslaklıklar var. Yağan yağmurun videosunu telefonla çektim. Onu da koyarım şimdi. Onu da bir kenara koyarım. Yani öyle bir yağmurdan sonra buranın kupkuru olması, bana diyorlar ki hemen eve git, evinde ol, daha da yağacağım. Karnım da aç. Hem de çok aç. Ne kalıp sen zaman kaybı olur mu? Yolumu değiştirmeme gerek var mı? Yok. Evde yemek var mı? O da yok. Sipariş vermekten. Sipariş verip karnımızı doyurmaya çalışırız. Hatta şimdiden düşünmeye başlayabilirim. Akşam eve gidince ne yiyeceğim? Önüme hiç çıkan sipariş edelim. Yola devam edelim. Benim korktuğum eve girişteki bahçe. Bahçenin yolunu kapadılar. Başka bir yol açıldı ama orası da toprak ve çok dik. O toprak yoldan çıkabileceğim mi? Bunu göreceğiz. Düşeceğim mi? Bunu da göreceğiz. Umarım düşmem. Birazdan 5 dakikaya evde olacağım zaten. Gümbet zaten aylardır. Aylardır derken son 2 aydır, 3 aydır yaklaşık sinek avlıyor. Bomboş, mekanlar kapalı. Zaten yaz ayı bile dolu dolu geçmedi. Herkes zararda. Büyük hayal kırıklığı yaşadı. İş yeri sahipleri, mekan patronları. Niye? Çünkü fiyatlar gayet normal. Artış normal. Hani bize göre normal de dışarıdan gelenlere bile pahalı. Adam İngiltere'de 10 dolara bir 10 pound'a pizza yiyorsa burada 15 pound. Ne pizza yani. Kendi ülkesinde yediği pizzanın daha pahalısı Türkiye'de. Niye? Bodrum. Bodrum'da daha da pahalı yerler var tabi de. Ülkemizde ne yazık ki.
yol zaten burada bitiyor. Bodrum'un da hali bu işte. Altyapı yok, hiçbir şey yok. Yollar çöküyor, çamur. Tehlikeli yollar. Ama şu ana kadar kayma hissiyatı bile vermedi Fransa. Yağmurda gerçekten yılan nerede anlatıldığı kadar varmış. Videolarda izlediğim kadarıyla varmış diyebilirim. Çok da hız yapmadık. Zaten hız yapmamıza izin vermiyor. Yağmur modunda. Hava aydınlandı resmen. Geçen gün arkadaşın arabayla buradan çıkmaya çalıştık. Araba çıkmadı. Toprak yolda kaydı. Bakalım Fransal çıkacak mı? Hadi bakalım.